Evet, 3 ha, bize mi? Kayıttayız, akıyor kayıt. Evet, 2022'nin son günü. Son saatleri. Neler söyleyeceksiniz? Yani 2023'e girmek üzereyiz. Yeni yıl herkese bütün istediği dilekleri getirsin inşallah. İnşallah. Ya 2022'nin artık dibini sıyırıyoruz. 2023'te bol, sağlıklı, mutlu, kazançlı bir yıl olsun inşallah. Siz? Vallahi arkadaşlarıma katılıyorum. Ne diyorlarsa altına imzamı atıyorum. Aynısını söyledim. Bugün de Kıbrıs'tayız. Zinet Salı konserindeyiz. Neler söyleyeceksiniz konserle ilgili? Hani 2022 konserle Zinet Salı'yla Kıbrıs'la geride bırakacağız. Doğru. sabahtan beri Zinet Salı şarkıları dinliyoruz. Zinet Salı şarkıları dinliyoruz. Ezberlemeye çalışıyor. Doğru biliyoruz da birkaç tane bilmediğimiz var orada, tongaya düşmeyelim diye. Hazırlığımız tam. Akşam bile belki ben düet yapabilirim, çok istiyor. Kendisi bana istiyor. Da söyle parçasında. Menajeri. Sesin güzel mi? Ya fena değil akşam. Bana da söyler misin peki? İşte bana da söyle akşam. Onu da söyleyeceğiz. Onu da söyleyeceğiz. Her şey var akşam. Biz Hacı'yı dinleyeceğiz. Biz de Hacı'yı dinleyeceğiz. Hacı hatta... Salih ve Hacı için buradayız. Tabii ki de, tabii ki de. Öbür tarafta Kuşum Aydın var, ona da gidebilirim. Arada. Arada. Bir baktım kayboldum Kuşum Aydın'da. Peki düşünüyor musun böyle, sesin güzel mi? Sizin de sesiniz güzel mi? Bu arada ekranlar hani Cenan'ın böyle... en iyi. Cenan söyler. Cenan söylüyor. Bütün yapmayın gittiği şimdi. Yerlerde söylüyor. Ne yapmalıyım? Şarkı söylemeliyim. Şarkı ne yapmalıyım? Belki uyanırız bir sahilde. Bak tam ezberleyememişiz şarkıyı da. Hazır, daha var akşama. Daha var, başlayalım. Çalışacağız. Çok güzel oldu. Hemen 2022 soralım. Nasıl geçti? İyisiyle, kötüsüyle? Vallahi, var mı böyle unutamadığınız anılarımız? 2022 bizim için yoğun geçti. Biz çalıştık. Çok güzel hareketler yoğun bir şekilde devam ediyor. Hep çalıştık. Yani yoğundu ama eğlenceliydi yaptığımız iş vesilesiyle. Güzel geçti yani. 2023'ten beklentilerin peki var mı? Yani öncelikle sağlık, çok klişe konuşacağım şu an. Mutluluk, huzur, para, aşk. Aşktan iyi aşkı bastım. Aşkın altını çizdim. İstiyorum ya ben 2023'te güzel bir... Ama genelde şey derler hani bir yılı geride bırakırken hayatında biri yokken yeni yılda da biri olmuyor diye sağ konuşurlar. Şu an beni acayip motive ediyor. Teşekkür ederim. Ama sen bir de 2023'te 3 ay sonra İstanbul'da bir daha röportaj yapalım, bak ne oluyor. Yanımda bunlar var mı gör kim var. Aa hemen harcadın. Daha sürprizi de verdim. Kral bizi harcadın. Hemen yedi bir şey, hemen yedi. Yapacak bir şey yok. Olacak gibi değil ya gerçekten. 2022'nin sonlarında ben bunu duydum ya. Yazıklar olsun. Bu arada tabii 2022 senin için hastalık haberi geldi. Ardından sevindirici haber geldi. Evet. Biz seyirciler olarak öyle gördük. Nedir şu anda son durumun, sağlık durumun? Şu anda hiçbir sıkıntımız yok şükür. Her şey yolunda. Kontrolleri yapıyoruz. 2022, evet bizim için öyle biraz falsolu geçti. Yarısı ama. Evet, yarısı. Ama şu anda iyiyiz. 2023'te inşallah harika geçecek diye umuyoruz. Süper. Olmuş ol. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Şöyle bir detay ama. Belçin Bilgin bir yılbaşı partisine katıldı. Geçen aylarda geçirdiği trafik kazası nedeniyle beli kırılan oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi. O röportajdan sonra trafik kazası geçirdi. O zamandan beridir yatıyorum. Dinlenip iyileşmeye çalışıyorum. Maalesef belim kırıldı. Bu kazadan da önce benim 13 yaşında geçirdiğim bir trafik kazası var. Onda da belimi kırmıştım tesadüfen. O da okul servisiyle. Dolayısıyla iki bel kırılması. Şu anda ben double yaşadım yani bu bel kırılmasında bütün travmayı. İyileşme tedavi süreci devam ediyor Nisan'a kadar. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Belçin Bilgin, Rose adlı sinema filminin setinden geldiğini söyledi. Şimdi bir film setinden çıktık. Bir namus cinayeti hikayesi anlatıyoruz. Ve her gün aslında okuduğumuz, gördüğümüz o namus cinayetlerini biraz da başka boyutlarıyla ailenin içinde ne yaşanıyor, nasıl oluyor da İnsanlar o noktaya geliyor. Hangi koşulların ve koşullandırılmışlığın sonucu ve artık yüzleşmemiz ve değiştirmek için, şifalandırmak için bir arada hareket etmemiz gereken bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ben de orada anne Fatih'i oynuyorum. Ünlü oyuncu proje seçerken kalbinin sesini dinlediğini belirtti. Aslına bakarsan kıblem hep kalbim oldu ve kalbimin çarptığı rolleri ve işleri kabul ettim. Ama bu iş mesela, şöyle geriye dönüp baktığımda benim için çok özel olan bazı işler var. Bu iş
çekimin hikayesi itibariyle öyle bir iş benim için. Belçin Bilgin, tüm dünyada kadın hakları ile ilgili büyük bir direnişin yaşandığına dikkat çekti. Dünyada aynı anda bir sürü şey yaşanırken, dünyadaki en büyük feminist hareketi İran'da bütün kadınları ve bütün insanları sokağa dökmüşken, Afgan kadınları, dünyada bir sürü kadın yani, bizim de şu anda bu hikayeyi anlatmamızın tesadüf olmadığını düşünüyorum. Umarım karşılığını seyirci nezdinde de bulur. Kırmızı kıyafetiyle göz dolduran Belçin Bilgin, 2022 yılının trafik kazasından dolayı kendisi için çok ızdıraplı geçtiğini anlattı. Yeni yıl, bilmiyorum, 2022 benim için çok ızdırap dolu geçti. 2022'yi düşündüğümde en çok acı geliyor aklıma. Çünkü 6 ayı böyle yataktan hiç kıpırdamadan ağlayarak geçirdim. Acıya, tahammül edemediğim bir acıya. Bana morfin vermeyi doktorlar teklif ettiği halde morfinin herhangi bir bağımlılık yapması korkusuyla da böyle almadan acıya bayağı tahammül ettiğim bir yıl oldu. Zorun da ötesinde. Hala tedavi süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Belçin Bilgin yeni yıla ilgili dileklerini paylaştı. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve fazla belirsizlik ortamı herkeste bence bir gerginlik yarattı. Ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Herkese bütün gönlümle, bütün ruhumla sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Çünkü asıl olan o. Bütün hasta yatağında yatarken de düşündüğüm şey bu oldu en çok. Aile, sevdiklerimiz, kendimize aile edindiğimiz ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımızdan bahsediyorum. O kadar değerliler ki yalnız değiliz. Ve bu süreci de biz eğer birlik olursak daha da güçlenerek aşacağız diye düşünüyorum. Bilgin'e yaşadığı kazayı nazara bağlayıp bağlamadığı soruldu. Ben felç kalabilirdim. Bütün doktorların da söylediği çok ucuz atlatılmış bir şey. Herhalde kimse o kadar kötü değildir ya. Nazar böyle bir şeyse, yani nasıl oluyor da böyle bir kötülük doğuyor ve insanların içinde büyüyor diye sorarım. Nazara o anlamda kendini koruyan ve kimi inançları olan insanlara nazarın gelmediğine inanıyorum. Bu da oradan herkese güç olsun. İlk evliliğini Yılmaz Erdoğan'la yapan Belçin Bilgin, Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile evlilik planı yapmadığını söyledi. Evlilik değil ama yani partnerimle çok mutluyuz. Ve tabii ki yani hani o evli, formu çok önemli değil, zaten birlikteyiz. Birlikte hala bu paylaştığımız ve çok böyle özenle ördüğümüz ilişkinin aynı şekilde, aynı yükseklikte devam etmesini elbette diliyorum. Oradan sana sürekli sorular geliyor. Arkadaşlar arada kopuyorsam sebebi bu. Belçin Bilgin'e şarkıcı Atilla Taş'ın eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili yaptığı otlu peynir kokulu abimiz şeklindeki eleştirisi hatırlatıldı. Şimdi önünü arkasını bilmiyorum. Bana sadece işin orta kısmını verdim. Ben bu topa girmem kardeşim. Görüşmek üzere. Kaç kaç kaç.